Ve emeklilikte yaşa takılanlar meselesi MHP'nin hazırladığı teklifle birlikte gözlerini meclise çevirmişlerdi, hatırlayacaksınız. MHP'nin hazırladığı teklif bugün gündem konusuydu. Başkan Erdoğan konuştu bugün bu konuyla ilgili bugünkü grup toplantısında ve tartışmalara nokta koydu bir manada. Tasvip etmiyoruz dedi ve gerekçelerini ayrıntılarıyla sıraladı. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı meclisteydi. Açıklamayı Başkan Erdoğan yaptı. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Erdoğan, erken emeklilik bekleyenlerin kurduğu derneğe getirdi sözü. Bu derneğin başındaki hanımefendi 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Sene 92. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında 38 yaşında emekli olacaktı. Çarpıcı bir örnek verdi. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifin yürürlüğe girmesinin maliyetinin ise oldukça büyük olduğunu belirtti. 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye bunu ben milletime soruyorum.